Çift silindirden herkese merhaba dostlar. Bugün de ölmedik. Zıbın'la birlikte yollardayız. Bu videoda Kawasaki'nin 250 cc'lik 4 silindirli motosikleti olan ZX25'in Avrupa'ya ya da Türkiye'ye gelip gelmeyeceği hakkında size bilgiler paylaşacağım. Bayağı bir araştırma yaptım bununla ilgili ve güzel sonuçlara da ulaştım. Biraz geriye dönecek olursak 2-3 sene önceye kadar arkadaşlar, Honda'nın 250 RR modelini hatırlarsınız hepimiz. CVR250RR Beating Master. cc ve 4 silindirliydi o da. Böyle herkesin sulu, ağzının suları aktığı çekiş kontroller, quick shifter'lar yine hepsinde vardı. Tabi orada Honda'nın amacı aslında birazcık insanların tepkisini ölçmekti. Ve de ölçtü, bayağı bir motosiklete böyle herkes saldırdı, takip ettik böyle haftalarca, aylarca ne olup ne olacağını. Ama orada Honda seri üretime girecek mi ya da aktif olarak satacak mı, bundan çok bahsetmedi. Ama sonrasında tabii ki çeşitli söylentiler oldu, işte Euro 3 olduğu için Avrupa'da ya da Türkiye'ye gelmedi, satılamadı, edilemedi dendi. Tabii gerçek sebebini bilmiyoruz ama YouTube'dan da gördüğümüz kadarıyla bazı satışları gerçekleşti bu motorun, bazı videoları oldu. Tokyo Motosiklet Fuarı'na döndüğümüzde ise Kawasaki 200 ZX25 R'ını resmen tanıttı. Benim ZX25 R'ı detaylı anlattığım videoda altına gelen yorumlar birazcık olumsuzdu. En önemli olumsuzluk tabii ki fiyatta. Evet, bunda katılıyorum. 50 ile 60 bin lira bandı arasında olmasını bekliyoruz. İkincisi ise Euro 3 emisyonuydu arkadaşlar. Müthiş bir röportaj gördüm. Kawasaki firma yetkilisiyle orada Japon kardeşimiz şunu dedi aslında. Motosikletin Avrupa versiyonu üstünde çalışıyoruz dedi. Yani ZX25 arkadaşlar Avrupa'ya gelecek anladığım kadarıyla. Hani çalışıyoruz biraz ucu açık bir kelime. Evet, hani orada insanları birazcık ilgiyi azaltmamak için mi o tarz bir cevap verdi? Hani daha çok ilgi olsun, daha çok reklamımızı, markamızı tanıtalım diye mi o şekilde bir cevap verdi? Yoksa gerçekten üstünde çalışıyorlar ve Avrupa versiyonu olacak mı? Net bilgiler yok ama firma yetkilisi bu şekilde. Hani siz bunu ne yorumlarsınız bilmiyorum ama ben Avrupa versiyonunun da olacağı düşüncesindeyim. Kawasaki çünkü H2'yi tanıttı, H2 R'yi tanıttı. Her şeyin bir Avrupa versiyonunu bir şekilde yaptı. Biliyorsunuz H2, H2 R, daha sonrasında çıkan ZH2, hepsi arkadaşlar o kadar güce rağmen bir şekilde Euro 4 emisyonlarına uydu. Tabi H2 R'ı ayrı tutuyorum. O çünkü birazcık pis motoru. Onun emisyonuna çok işi yok çünkü. Ama diğer modellerin birazcık gücünü kısmışlar da olsa Avrupa versiyonları oldu. Bu 4 silindirli 250 cc'lik makinenin ben Avrupa versiyonu da olacağını düşünüyorum ve oldukça da ses getirecek Avrupa'da. Hani bizim buradaki alım gücümüze istinaden onların
alım gücü çok daha fazla olduğu için iyi de satışlar yapabileceğini düşünüyorum ben Kawasaki'nin ve bu 250 cc'lik sınıfa bambaşka bir ses getirecek. Tabii Honda bu 250 RR'ı tekrar bir elden geçirmek isteyebilir. Hani Avrupa'da satayım, ZX25'in karşısına çıkartayım diyebilir. Yamaha yine bir sürpriz yapabilir. Yamaha çünkü şu an mevcut R25'le bile çok iyi işler başarıyor. Yine orada R25 fiyat performans olarak önde ama bir 200 ZX25 tabii ki olamayacak 250'lik sınıfta. Bakalım neler olacak. EICMA'da Yamaha yine bir şeyler tanıtacağını paylaşmaya başladı sayfalarında. 250 cc 4 silindirlik motosiklet mevzusu arkadaşlar şu anda böyle. Tabii ki gelişmeler olursa yine bununla ilgili size bilgi vermeye çalışırım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Unutmayın, motosiklet üstünde kimseye bir şeyler kanıtlamak zorunda değiliz. Sakin olun, kendiniz olun. Bakın yeni motosikletler çıkıyor, yeni ekipmanlar çıkıyor, kasklar filan. Hayat gerçekten yaşamaya değer. Hele motosikletiniz varsa çok çok daha fazlasıyla değer. Kendinize iyi bakın. Çift silindirden. Hoşçakalın.